Evet arkadaşlar, herkese esenlikler. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt 2, Sayı 3, Temmuz 2013, Türkiye. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan Nevruz geleneği. Beşir Mustafayev, doçent doktor kendisi bildiğim kadarıyla. Özet. Türk milletinin geleneksel milli bayramlarından birisi de Nevruz'dur. Nevruz Bayramı'nın tarihi Türklerin tarihi kadar eskidir. Türkler İslamiyet öncesinde bu bayramı Yeni Gün, Bahar Bayramı, Ergenekon Bayramı gibi isimlerle anıyorlardı. Meta zamanından beri var olan bu bayram Türklerde bir tabiat bayramı geleneğidir. Nizami Gencevi İskendername adlı eserinde Milattan önce 350 yıllarında Nevruz'un Türkler tarafından büyük bir halk bayramı olarak kutlandığını yazmıştır. Farslar ise Nevruz bayramını 11. yüzyıldan itibaren kutlamaya başlamışlardır. Bu da aşırı Fars milletisi olan Firdevsi'nin teşvikiyle olmuştur. Bazıları yanlış bilgilerden yola çıkarak Nevruz'un Türklere Farslardan geldiğini ileri sürmektedir. Oysa Nevruz, Türk dünyasının kuzeyinden güneyine, batısından doğusuna kadar uzanan, engin coğrafyada yaşayan topluluklar tarafından kutlanan bahar bayramıdır. Nevruz, bu coğrafyadaki insanları birbirine kenetleyen, birlik ve beraberliği pekiştiren bir gündür. Türk kültüründen kaynaklanan Nevruz Bayramı her yönüyle Türk gelenek ve görenekleriyle zenginleşmiş ve temeli 5000 yıllık tarihine dayalı milli bir bayramdır. Türkler bu takvim değişikliğini toprağın uyandığı gün ile özdeleştirmiştir. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar kapsayan birçok ülkenin kaynaklarından görebiliriz ki bu bayram Türklerden alınmıştır. Giriş. Nevruz'un tarihi gelişimi. Türk milleti İslamiyet öncesinde bu bayramı Yeni Gün, Bahar Bayramı, Ergenekon Bayramı gibi isimlerle anıyordu. Daha sonraki yüzyıllarda Farsça bir kelime olan Nevruz kelimesini bu bayramın adı olarak kullanmaya başlamışlardır. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da isim değişikliği çok da yadırganacak bir durum değildir. Mesela Türkler 13. yüzyıla kadar peygamber kelimesinin yerine yalvaç kelimesi kullanmışlardır. Ahmet Yesevi bir natın başlığını şöyle yazmıştır. Burada bir parantez açayım arkadaşlar. Bu arada burada Fars yani Part. Şimdi biz bu Fars kelimesini nereden aldık biliyor musunuz? Araplardan. Neden Araplardan aldık? Çünkü Arapçada P harfi yok. Onlar P'yi F olarak okuyorlar. Yani normalde buranın doğrusu Pars. Türkçe okursak eğer bu Fars değil Pars. İşte Arapçanın dilimize etkisi bu. Mesela Araplar Kıpçak diyemez. P'yi kullanamıyor. Kıfçak der. F kullanır P'nin yerine. Şimdi anladınız mı? Açın bütün Arap kaynaklarına bakın. Kıpçak diye bir tanımlama yoktur Arap kaynaklarında. Kıfçak vardır. Bu Parslar, biz Türkçesini söyleyelim. Bu Parslar İskit Saka Türküdür. Onu da belirtelim. Yani Pehlevi bilmem ne bunlar Orta Asya kökenli insanlardır. Hepsi Orta Asya'dan gelmedir. Hintli falan değildir yani. Onlar birilerinin götünden uydurmasıdır. Onu belirtelim. Yalvaç. Ögdisin Ayur. Daha sonra Türkler Arapça Resul Nebi kelimelerini ve Farsça peygamber kelimesini almışlardır. Ne yazık ki bazıları yanlış bilgilerden yola çıkarak Nevruz'un Türklere Farslardan geldiğini ileri sürmektedir. Halbuki Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar kapsayan birçok ülkenin kaynaklarında görebiliriz ki Nevruz Türklerden alınmıştır.
Türkler kullandıkları 12 hayvanlı takvimin başlangıcını da 21 Mart olarak almıştır. Türkler bu takvimi Hicri takvimine kadar kullanmışlardır. Çok yaygın olarak kullanılan bu takvim günümüzde Türk topluluklarından bazılarında hala kullanılmaktadır. En eski Türk bayramı olan Nevruz, Doğu geleneklerinin devamı olarak yaşamıştır. Çin kaynaklarına dayanarak Hunların milattan yüzlerce yıl önceleri 21 Mart'ta bahar şenlikleri yaptıklarını, bugün Nevruz kutlamalarındaki geleneklerin o zamanda da yer aldığı bilinmektedir. Aynı gelenekler Hunlardan sonra Uygurlarda da görülmüştür. Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra Hicri takvimi benimsemelerine rağmen Selçuklu Sultanı Melikşah Şerefhane Şerefnamesinde bahsetmiş olduğu Kürdistan Sultanı Melikşah, ünlü matematikçi Ömer Hayyam'a bir takvim hazırlatmıştır. Bu takvimin başlangıcı da 21 Mart olarak alınmıştır. Bu takvime Celalüddevle Ebu'l-Feth Melikşah'ın adından ötürü Celali takvimi veya Melikşah takvimi demişlerdir. İbrahim Hakkı Hazretleri de Marifetname adlı eserinde yılbaşını Güneş'in Koç burcuna girdiği günü, yani 21 Mart'ı alır. Kafkasyalı 2027-29. Fars asıllı Nizamül Mülk Siyasetname adlı eserinde Nevruz'un yılbaşı olduğunu ve Türklerin geniş bir şekilde bu bayramı kutladıklarını yazmaktadır. Nizamül Mülk 1989-3-32-1114. El-Büruni 973-1048. Eski halklardan kalan yadigarlar Kanuni, Mesudi ve Et Tefhim adlı eserinde Nevruz'dan bahsederken Türklerde bütün İç Asya, Ön Asya ve hatta Uzak Doğu'da Nevruz bayramının heyecanlı bir şekilde kutlandığından bahseder. Tarih böyle yapılır beyler. Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügat-ı Türk adlı kitabında Nevruz'un Türklerin yılbaşı günü olduğunu yazmıştır. Ömer Hayyam, 1045-1131, Nevruzname adlı eserinde yine Türklerin Nevruz bayramından bahsetmektedir. Kafkasyalı, 2028-29. Öte taraftan Nizami Gencevi, İskendername adlı eserinde M.Ö. 350 yıllarında Nevruz'un Türkler tarafından büyük bir halk bayramı olarak kutlandığını yazmıştır. Gencevi ve diğerleri 1982. Bu da kapak olsun. Yeni günün esası ise Sümerlere dayanmaktadır. Bir Sümer efsanesine göre kışın bereket tanrısı Temmuz'un ölümüyle tabiat da kış uykusuna girer. Mahsul bereket tanrıçası İnanna İştar tarafından Temmuz'un ölüm tanrısı Nergal'in yer altı dünyasından kurtarılması ile doğada canlanır. Temmuz'un dolayısıyla doğanın ölüm uykusundan kalkması halk tarafından kutlanmıştır. Bu efsane Türklerde Ölenk adı ile bilinmektedir. Kafesoğlu 2000. Farslar ise Nevruz bayramını 11. yüzyıldan itibaren kutlamaya başlamışlardır. Bu da Fars milletçisi olan Firdevsi'nin teşvikiyle olmuştur. Firdevsi bu bayramı Farsların bayramı olarak göstermiştir. Oysa ki Nevruz'u Farslar Türklerden öğrenmiştir. İran'da bugün bile 30 milyon Türk vardır. Gazneli, Selçuklu, Timuriler, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safaviler, Kaçarlar, Avşarlar gibi birçok Türk devleti yüzyıllarca bu bölgeye hakim olmuştur. Parmaksızoğlu 1989-218. Farslar iki ayrı güne Nevruz ismini vermişlerdir. Bunlardan biri güneş takviminin ilk ayı olan Ferverdin ayının ilk günüdür ki Nevruz'u Amme olarak bilinir. Efsaneye göre Cem bütün dünyayı dolaştıktan sonra Azerbaycan'a gelmiş ve burasını beğenip taht kurdurmuştur. Gerek taht gerekse mücevherlerle süslü elbise ve tacı
Doğan güneşle birlikte etrafı ışığa boğmuştur. Bu hali görenler, bugün de bir başkalık var. Bu diğer günlere benzemiyor. Yeni bir gün demişler. Bugüne Nevruz, Cem'de şit ışık kelimesini ekleyerek Cemşit demişler. Diğer bir İran rivayeti de ateşin Cemşit tarafından keşfiyle ilgilidir. Bakalım 1971-686. Nevruz adıyla anılan diğer gün ise yine Ferverdin ayının 7. günüdür. Buna da Nevruz-ı Hasse denir. Pala 1988-238. Farslarda tamamen efsanevi bir mahiyet kazanan Nevruz günümüzde de kutlanmaktadır. Nevruz geleneği Araplarda yoktur. İbranilerde de yoktur, Yahudilerde de yoktur beyler. Onların geleneklerinde, töresinde yok. Ha, İsrail'i kutlanmıyor mu? Kutlayanlar var. Onlar bizim Karatay Türkleri. Yani Hazar Türkleri. Peki bu Fars dedikleri, yani bu partların dışındaki olanlar, bunlar işte bu Semitistler. Onların töresinde yok ki Nevruz diye bir bayram. Çünkü eski Araplar ile Musevilerde yılbaşı sonbahara rastlamaktaydı. Sasani devletinin Araplar tarafından ortadan kaldırılmasından sonra Nevruz geleneğinin Arap alemine girdiği görülür. Zamanla İslami bir kişiliğe bürünerek günümüze kadar devam etmiştir. Bu rivayetler şu şekilde sıralanabilir. 10 1972. Tanrı dünyayı gece ile gündüzün eşit olduğu Nevruz'da yaratmıştır. Hazreti Adem Nevruz'da yaratılmıştır. Cennette yaşayan Hazreti Adem ile Havva şeytana uyarak haram meyve yediklerinden Hazreti Adem Serendis adasına, Havva ise Cidde'ye sürülmüşlerdi. Pişmanlık duyan Hazreti Adem ve Havva'yı Tanrı affetmiş ve her ikisini de bir Nevruz günü Arafat'ta buluşturmuştur. Kardeşleri tarafından bir kuyuya atılan Hazreti Yusuf bir bezirgan tarafından Nevruz'da kurtarılmıştı. Hazreti Musa'nın asasıyla Kızıldeniz'i yararak taraftarlarını kurtardığı gün Nevruz idi. Yunus balığı tarafından yutulan Hazreti Yunus Nevruz'da karaya bırakılmıştır. Tanrı insanları yarattığı zaman evrendeki bütün yıldızlar Hamel, Koç burcunda toplu halde bulunmakta imişler. Ebul Gazi Bahadır Han'ın teferruatlı bir şekilde naklettiği Ergenekon destanı bu bayramla ilgili bilgileri ihtiva etmektedir. Sami Terezi 1474-1776. Türklerin Sünni, Alevi ve Bektaşi kesimlerinde Nevruz hakkında çeşitli inanışlar olmuştur. Bektaşiler Nevruz'u Hazreti Ali'nin doğum günü olarak kabul ederler. Aynı gün Hazreti Fatıma'nın evlendiğine inanırlar. Alevi inancına göre Nevruz, Hazreti Peygamber tarafından Hazreti Ali'nin halife olarak ilan edildiği gündür. Noyan 1993-102-103. Oysa Nevruz ile ilgili inanışlar dikkate alındığında bugünün doğrudan doğruya tabiatın uyanışı ile ilgili olduğu görülür. Bu gerçeği dikkate alan Gölpınarlı, Nevruz için bir tabiat bayramıdır. Hükmünü vermektedir. Gölpınarlı 1957. Nevruz'un Türk kültüründeki önemi. Türk insanı bütün bayramların dini ve milli bir inanıştan, o toplumu ilgilendiren ortak bir hatıradan, geleneklerden, duygulardan ve tabiatın insanlara tesir eden bir olayından doğduğuna inanılır. Genellikle Nevruz, yani yeni gün adını taşıyan bahar bayramı, insan ruhunun tabiattaki uyanışıyla birlikte kutladığı bir bayramdır. Böyle bir bayramın, yani mevsimlerin değişikliğinden doğan özel günlerin başka başka adlar altında birçok milletin sosyal hayatında yer aldığı da bilinmektedir. Burada dikkati çeken husus baharın başladığı zamandır. Bu takvim değişikliğini toprağın uyandığı gün ile özdeleştirmiştir. Bu coşkuyu Türk kamları dualarında şöyle ifade ediyorlar. Gök Tanrı'nın ilk defa gürlediği Yağız ya, 60 türlü çiçeklerle süslendiği, 60 türlü hayvan sürülerinin ilk defa kişnediği zaman sen, Türk'ün atası,
yaratıldın. Baykara 1997. Çin kaynaklarından Kutadgu Bilige, Kaşgarlı Mahmut'tan Biruni'ye, Nizamül Mülk'ün siyasetnamesinden Melik Şah'ın takvimine, Akkoyunlu uzanan Hasan Bey'in kanunlarına kadar gelen bir çizgide Nevruz ile ilgili kayıtlar bilinmektedir. Diğer taraftan Sivas hükümdarı Kadı Burhanettin Ahmet, Safavi Devleti'nin kurucusu Şah İsmail, Sultan 1. Ahmet ve Sultan 4. Murat gibi hükümdarların, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kaz Asker Baki Efendi ve Şehrül İslam Yahya Efendilerin şairlerimizden Kul Oğlu, Pir Sultan Abdal, Hüsnü Baba, Nizami, Fuzili, Tusi, Nevi Efendi, Nefi Nedim, Hüseyin Suat ve Mehmet Akif, Namık Kemal, Şehriyar, Mahmut Kulu'nun uzun bir tarih boyunca Nevruz Bayramı'nın gelişini Nevruziye veya Bahariye denilen şiirlerle kutladıkları da bilinmektedir. Baykara 1997. Türk dünyasında Hunlardan bazen farklı isimlerle günümüze kadar ulaşan tabiat uyanışı anlamını taşıyan Nevruz şenliklerinin şu isimlerle kutlandığı biliniyor. Nevruz, Navruz, Novruz, Sultanı Nevruz, Navrez, Nevris, Naoruz, Novroz, Navrız, Oyuk, Norus, Ulusun Ulu Günü, Ulu Kün, Ergenekon, Bozkurt, Çağan, Kürklü Marta, İlk Yaz Yortusu, Yeni Yıl, Yeni Gün, Mart 9'u, Mereke, Meyram, Nartukan, Nartavan, Isı Ak Bayramı, Nevriz, Bahar Bayramı, Yörük Bayramı, Altay Ködürgeni. Görüldüğü gibi bütün Türk topluluklarında değişik adlarla kutlanan Nevruz, birlik ve beraberliğin sembolü haline gelmiştir. Çay 1993-70-72. Türk İslam klasiklerinden biri olarak bilinen Y.H. Hacib'in Kutadgu Bilig adlı eserinde oldukça canlı tabiat tasvirleri yapılarak baharın gelişi, tabiatın al ve kızıl renklerle süslenmesi en güzel şekilde anlatılmaktadır. Çay 1993-71-73. Türk edebiyatının 14. yüzyıldaki en büyük temsilcisi olan Kaygısız Abdal Nevruz'u şu şekilde tasvir etmektedir. Bahar mevsimi gelmiş ve bütün can yeşillere bürünmüştür. Kainat adeta cennete dönüşmüştür. Çiçekler bir renk, bin renk ile boyanmışçasına rengarenk olmuştur. Kimi kızıl, kimi ak, kimi de sapsarıdır. Güzel, 1993-93-95. Menekşe nazara gelerek bağrı muştulamıştır. Reyhan çadırını açmış, lale gelin gibi eline kına yakmış. Zambak da gül bahçesinde nazla salınmaktadır. Bülbül seher vakti ötmekte, ördek kaz su kenarlarına konmaktadır. Ergün 1935-115. Nevruz milli birliğin ve beraberliğin vesilesidir. Çobanından padişahına kadar çeşitli mezhep ve meşreplere sahip Türk insanı bu bayramı hep birlikte kutlamaktadır. Bu demektir ki kültürümüzde Nevruz bizim için gerçek anlamda da milli birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güzel örneklerinden birini sergiler. Bu yönden dini ve milli bayramlar toplumdaki fertlerin kaynaşması ve birlik beraberliklerin temini bakımından önemli fonksiyonlara sahiptir. Türklerin bilinen en eski tarihlerinden beri bayramlar birlik ve bütünlüğü sağlayan bir vasfa sahip olmuştur. Kılıç 2000. Çeşitli Türk toplulukları arasında görülen sürgün avı, toy, yuh ve şölenler büyük bir coşku ile kutlanmıştır. Türklerde bayramlar gerçekten de milli şuur ve milli birlikteliğe önemli bir zemin hazırlar. Bayramlarda yoksullar doyurulur. Küskünler barıştırılır, ihtiyaç sahiplerine yardım edilir. Akrabalar, komşular, aile büyükleri ziyaret edilir. Bütün bunlar toplumdaki bağları kuvvetlendirir ve fertler arasındaki müşterek vasıfların artmasını temin eder. Bugün de tabiatın yeniden canlandığına inanılır. Esasen bu tür inançlar İslam öncesi kavimlerde de yaygındır. Sümerlerde
Tammuz adını taşıyan ve daha ziyade Attis olarak bilinen mitolojik kahramanı İbranilerde Adon ve Yunanlılarda Adonis adlarıyla bilinir. Doğudaki Nevruz'u batıdaki bu efsanelerle benzerliği göze çarpmaktadır. Türkler arasında baharın gelişi sembolü olarak kutlanan Nevruz, kültür bakımından Türklerin yayılmış olduğu geniş bir alanda tarihin karanlık dönemlerinden itibaren kutlanmış ve halen de kutlanmaktadır. Nevruz bu coğrafyadaki insanları birbirine kenetleyen, birlik ve beraberliği pekiştiren bir gündür. Osmanlı'nın Nevruziye kutlamaları. Bu arkadaşlar Osmanlı dönemi. Bakalım. Daha sonrasında şeye atıf yapıyor. Bölgeselliğe atıf yapıyor. Bizi kökenle ilgilendiren aslında, ana hatla ilgilendiren yani. Şu bölüm. Bu bölüm. Peki neden bu bölüm arkadaşlar? Çünkü bakın burada da arkadaş aslında burada Pehlevi derken yani Fars derken pardon özür dilerim. Part derken şeyi ayırmıyor. Yani burada Farslardan bahsederken aslında partları ayırmıyor burada. Partları ayırsaydı daha iyiydi. Yani orada söylemesi gereken aslında İbrani bile dememek lazım. Çünkü tarihteki kayıtlardaki İbrani yani İbranum Türkiye Krallığı'nda adam kral. Adamın Semitizmle bir alakası yok. Yani Semitistlerle bir alakası yok adam. Adam Türk kralı. İbranum. Bunu da göstermiştik. Akkad tabletlerinde. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir de Akkad tabletlerine gidelim bakalım. Akkad tabletlerinde ne var? Evet arkadaşlar şimdi bir de Akkadçı'ya gidelim bakalım. Çünkü ne diyorlar? İddialar şöyle. Efendim işte Semitistler yani daha doğrusu onlar Persleri Semitist olarak gösteriyor. Bunlar Hint Avrupalı diyorlar ya. Hadi bakalım bu hani Akkadlar Hint Avrupalıymış. Bakalım öyle miymiş? Biz bu Hint Avrupalıları hiçbir tarihi belgede bulamadık. Niyeyse. Akkadçe, Türkçe izleri ve dil kuralları ışığında Akkadçe ve Türkçe diller arasındaki bağlar. Elşat Aleli. Özet. İlk dönem astroloji uzmanları Sümerce ve erken Akkadçe'nin Turani bir dil olduğunu söylemektedir. Semitik Akkadçe bünyesinde Türkçeden aldığı birçok kök sözü barındırmaktadır. Yani Türkçe olmasa Semitik dil üretilemeyecek. Tamam da bu Semitik dili üretenler kim? Yani ön Türkçe, proto Türkçeden Semitik dili üreten insanlar kim? Hintliler mi? Yoksa şeyler mi? Sümerlerden ayrılan Türkler mi? Bu sözlerden Semitik Akkadçe dil kurallarına uygun olarak birçok yeni türev sözler türetilmiştir. Günümüzün astroloji uzmanlarının Türkçe dil bilimi konusunda bilgileri sınırlıdır. Günümüzden bahsediyor. Dikkat edin. Halbuki Mezopotamya'da bulunan çivi yazılarını çözen ilk kuşak uzmanlar arasında Türkçe ve genel olarak Ural Altay dilleri konusunda bilgi sahibi olan akademisyen sayısı az değildir. Bu arada belirteyim arkadaşlar Sümerce tabletler ve Akkadçe tabletler Türkçe yardımıyla çözüldü. Yani Türkçe ile betimlendi ve çözüldü. Yoksa çözemediler. Çok özür dilerim pardon. Erken dönem Sümer ve Akkad metinlerinde Türkçe dışında diğer Altay dillerinden Macarca, Fince ve diğer Fin-Ugor dillerinden de kelimeler bulunmaktadır. Karşılaştırmalı örnekler bütün Mezopotamya dillerinin ilk aşamada eklemeli. Burayı bir daha okuyalım. Karşılaştırmalı örnekler bütün Mezopotamya dillerinin, bakın Mezopotamya dili demiyor, dillerinin, o coğrafyada konuşulan bütün diller, dillerinin ilk aşamada eklemeli Ural Altay dillerinden çokça faydalanarak bir literatür geleneği oluşturduğunu gösterir. Yani Türkçeden türemiş kelimeler. Çünkü dil evrimleşir. Evrimleşmezse zaten yok olur gider. Tarihten silinir.
Daha sonraki dönemlerde katipler ve rahibeler çekim kuralları uygulayarak bol bol yeni sözler üretmiştir. Üretilen bu sözler hem Semitik dillerin mirası olmuş hem de Hint-Avrupa dillerine bol bol ödünç verilmiştir. Çalışmadaki amaç Akkadya'da yani Mezopotamya'da kullanılan literatürde Türkçe kelimelerin varoluşunu bariz şekilde sergilemektedir. Sırasıyla ilk önce Akkadya sözcükler ve Türkçe'de onlara bulunan paraleller gösterilecektir. Kelimeleri seçerken genelde eski ve orta Türkçe dönemi metinlerde bulunan sözcüklere üstünlük verilmiştir. Ama bazen de Azerbaycan ve Anadolu'da halk ağızlarında bulunan kelimelere de yer verilecektir. Yetiyor mu? Nevruz'la ilgili belgeler yetiyor mu kardeşim? Yetmedi mi? Yetmedi mi? Peki o zaman bakalım bir de şu partlar kimmiş? Yani Persler, yani Farslar. Bir de ona bakalım. Evet, bir de buraya bakalım. Kaynakçasını ne vereceğim arkadaşlar? Partlar ile karşılaşanlarda eski çağ müellifleri onların İskit oldukları yolunda güçlü bir kanı vardır. İkinci olarak Adnan'ın sürgünler anlamına geldiğine inanılmaktadır. Dolayısıyla onların ülkelerine Yunanlılarca İskit eli olarak bilinen bölgenin bir bölümünden göç etmiş olduklarını varsaymak gerekiyordu. Göçün özel koşulları üzerine öyküler düzmek doğaldır. Eski yazarların öyküleri elekten geçirildikten sonra arta kalan gerçek veya oranı ne olursa olsun o yazarların önemli kanısı Part Budunu'nun İskit kökeni taşıdığıdır. Bu konuda Strabon, Justin, Arianus birleşmektedirler. Bize partların tutumlarının İskitlere özgü birçok yönleri bulunduğunu söylerler. Dilleri yarı İskitçe, yarı Metçe idi. İskit biçimi savutlanırlardı. Gerçekte soyca, yaratılışça, ırkça İskit idiler. Bunun dışında partlarla ilgili iki konuyu daha aydınlatmak gerekmektedir. Partların Turanlı kimliği ve dilleri, Ravlinson bütün bu söylediklerimizi sıraladıktan sonra şöyle bir soru sormuş ve yanıtlamaya çalışmıştır. Partlar kimmiş? Yani Fars denilenler. Bu Fars denilenler kim bunlar abi? Neredeydi o? Bu Fars denilenler kim abi? Araplar Fars diyor. Niye? Çünkü adamlarda P yok. P'nin yerine F diyor. Onun için Parslar yani. Ancak bundan ne anlamamız gerekir? Bir zamanlar şimdiki Ceyhun ile Partlareli'nin dağınık bölgesi arasında başat olup o bölge içerisinde birçok yerleşimleri olan çeşitli Türkmen, Öntürk, boylarına soyca yaratılışça dilce hısım olan bir Turan budunu olduklarını varsayabilir miyiz? Çevrelerindeki Ar uluslarına Hint Avrupalı Ari karşı doğal düşmanlık beslediklerini, ayaklanışlarını ise ezilen bir budunun bir yadelinin boyunduruğu altında yüzlerce yıl kaldıktan sonraki bağımsızlık arzusu olduğunu varsayabilir miyiz? Onların kişiliklerinde Turan belki bin yıllık bir ezilmeden sonra İran'a, Hahamenişlere baş kaldırmaya, daha önce savaşılan ve günümüzde de Part döneminde de savaşın sürdürüldüğü bölgelerde yeniden bir üstünlük çekişmesine mi girişti? Böyle sonuçlar yalnızca Partların İskit kökeninin eski yazarlarca en güçlü biçimde ileri sürülmesiyle kolayca yansınamaz. İskit terimi bütünüyle kökensel değildir. Bir soydan çok bir yaşayış, kandan çok alışkanlıkları tanımlar. Yunanlar ile Romalılarca Hint Avrupa soylarıyla Turan soylarına göçebe olmaları, çadırlarda veya arabalarda oturmaları, sürülenin ürünleriyle geçinmeleri, uygar olmamaları, yaşamlarını at sırtında geçirmeye alışık olmaları da belki eklenebilir. Hint Avrupa soylarıyla Turan soylarının gelenekleri neymiş? Aynıymış. Aynı gelenekten geliyorlarmış. Bunlar nasıl oluyor da Semitik oluyor beyler? Sorabilir miyim? Koşuluyla ayrım gözetmeksizin takılmıştır. Yani bunlar aynı soydan geliyor. Bunlar hep Turan'dan geliyor.
Dolayısıyla yalnızca İskit dendiği için bir ulusun Turanlı olduğunu varsayamayız. Yine de gerçekte göçebe kalmakla yetinen en eski çağlardan günümüze dek Avrupa ile Asya'nın geniş bozkırlarında yukarıda betimlenen yaşayışı sürdürmüş olan soyların çoğu Turan örneği olarak gözüktüğünden, kesinlikle İskit olduğunda birleşilen bir Bodrum'un Turanlı olduğu düşünülür. Yine Partların Ari kökenli olduklarını adlarının gösterdiği söylenmektedir. Ancak bu kanıt onu ileri sürenlere karşı döndürülebilir. Önemli sayıda Part adının yalnızca Ari olmakla kalmayıp açıkça Persçe olduğu doğrudur. Örneğin Mitridat, Tridates, Artabanus, Orobazus, Rodaspes, ancak adların çoğunun bütünüyle değişik bir yanı vardır. Amminapes, Bacassis, Pakorus, Vonones, Sinnages, Abdus, Aptageses, Gotarzes, Volageses, Mınaskira, Ciras, Sanatro, Eces gibi adların Hint Avrupa'yı bir yanı bulunmadığı gibi Priapa, Tius, Himerus, Orodes, Apra Ete, Eta Eus, Ornos Pades, Parhages, Vazages, Mipnesis, Eksedaresin de belirgin olarak ari bir yanı yoktur. Partlar Hint Avrupalı idiyseler bu sözcükler için ne denecektir? Belli sayıda Perçe at kullanmış olmaları 200 yılı aşkın Pers yönetiminde kalmış olmalarıyla yeterince açıklanmaktadır. Partların ari olmayan kökeni adlarının Zend Avesta'da geçmeyişiyle bile tanıtlanabilir, gözükür. Zend Avesta Hint Avrupalı uluslar arasında doğucular, soğudaklar, kuşlu, calılar, kurganlı. Lar, İran Arileri ile Horazmliler veya o bölgelerin Partlar dışında kalan önemli ulusların hepsini sayar. Part ülkesinden Nisa'ya veya Nisa'e'a adı altında söz eder. Bu Partların daha oraya yerleşmediklerini açıkça gösterir diye devam etmiş. Şimdi arkadaşlar bakın burada neredeydi? Burada bakın değerli dostlar. Şurada bakın. Kitapta da kendisiyle çelişen bir ifade var. Onu belirtmeye çalışıyorum. Çünkü satır araları çok önemli. Yunanlar ile Romalılarca Hint Avrupa soylarıyla Turan soylarına göçebe olmaları, çadırlarda veya arabalarda oturmaları, sürülerinin ürünleriyle geçinmeleri, uygar olmamaları, yaşamlarını at sırtında geçirmeye alışık olmaları da belki eklenebilir. Burada bahsedilen yani profesörün burada bahsetti. Yani bunlar Ari'si yani Avrupalıların, Batılıların dediği gibi Ari, Hint, Avrupa kökenli yani onların iddiasına göre olamayacağını, bu Hint, Avrupa soyları dedikleriniz Turan soylularıyla aynı yaşam tarzına sahip olduğunu söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Yunanlar ve Romalıların iddiası otomatik olarak burada çürüyor. Gelenek, görenek ve törede. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Evet, kaynakçıyı gösterelim yalnız. Kaynakçı önemli. Şunu bir küçülteyim. Kaynakçıyı göstermem lazım arkadaşlar. İnternetten bulabilirsiniz. Profesör Doktor İsmail Mehmetov. Onu da belirteyim ayrıca. Evet, kimmiş bu Partlar? Yani Persler. Turani bir kavim miymiş? Gelenekleri, görenekleri Turani kavimlere uygun muymuş? Uygunmuş değil mi? Ha burada bununla yani şu kavramla Sümerce Turan dili dediğimiz Ural Altay dil ailesi dediğimiz dil ile yola çıktığımız anda bizim şu soruyu sormamız gerekiyor. Yunanlar, Romalılar kim? Ha Romalılar Etrüslerden. Yani Roma'yı kuran Etrüsler. Onların Türk olduğunu, Turani olduğunu da biliyoruz günümüzde.
Peki Yunanlar kim? Yunanlı diye bir medeniyet yok ki. Ha, Helenler mi? Helenlerin Turan'dan gelen göçebeler olduğunu ve orada medeniyet kurduğunu da biliyoruz. E ne yapacağız şimdi? Peki burada soru şu. Nevruz geleneği Sümerlerden beri kutlanan ve Sümerlerin dili de Türkçe olduğuna göre Nevruz kimin geleneği? Ne hiçbir şekilde Semitistlerde Nevruz şeyi yok, töresi yok. Tarih karşılaştırmalı yapınca lezzetinden yenilmiyor. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın, esen kalın. Bir sonrakine görüşmek dileğiyle. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yaşasın vatan, yaşasın Türk milleti.